Herkese merhaba. Bugün size şahane bir kitaptan bahsedeceğim. Şermin Yaşar ve İlber Ortaylı'nın beraber yazdığı bir kitap. Cumhuriyetin ilk sabahı ismi. Bir çocuk kitabı tahmin ettiğiniz gibi. Şermin Yaşar bir çocuk yazarı zaten. Harika kitapları var. Ben daha önce Abartma Tuzu diye kitabını okumuştum. Sonra tanıştım kendisiyle. Dili çok güzel. Bizden e, okunası ve çocuklara okutulası. Bir yazar ben öneririm çocuklara kitaplarını almanızı şimdi de İlber Hoca ile birlikte çocuklar için Cumhuriyetin ilk sabahı diye bir kitap yazmışlar ben görür görmez yeğenim için aldım buradan rüyama selamlar olsun ama okumadan da ona vermek istemedim şimdi size de kitaptan birazcık bahsedeceğim savaşın ortasında doğan bir kahramanımızın ağzından başlıyor kitap. Annesi ona ben seni savaşın ortasında doğurdum dermiş. O da zannedermiş ki annesiyle babası birlikte cepheye gittiler. Ve annesi de savaşta doğurunca geri geldi. Ama işin böyle olmadığını yetişmeye başladığında anlamış. Savaşta olmak demek sadece cephede olmak demek değilmiş. Kitap 1919'dan başlayarak Mondros mütarekesinden hemen sonra Ankara'da yaşayan bir çocuğun gözünden savaşın ilerlemesini, Kötü haberlerin gelmesini, mahallede hiç kimsenin babası olmamasını, bazılarının annesini de kaybetmesini, herkesin çalışmak zorunda olmasını, yokluğun diz boyu değil göğe çıktığı bir dönemi ama yine şükür içinde olan insanları, insanlarımızı anlatıyor. Azıcık yemekleri olunca bunu bulamayan da var. Askerdekiler ne yiyor? Cephedekiler ne yiyor acaba diye düşünen anneler var. Babalarını hiç tanımayan çocuklar. Askerden bacakları olmadan dönen babalar var. Çocuklar acaba bu tanımadıkları hiç görmedikleri adam nasıl biridir diye onu öğrenmeye çalışırken vatan için uzuvlarını kaybetmiş insanlar da acaba ölse miydik yoksa ailemize yük müyüz diye yorgunluk içindeler. İşte böyle bir dönem. Tam da bizim ülkemizin savaşta olduğu dönem babasını şehit olduğunu öğreniyor bu delikanlı. Başka kardeşi yok. Annesiyle beraber yaşıyor. Annesi hep ağlıyor. Bu savaş bitmez diyor. Hep mutsuz, hep umutsuz. Bir şeyler satmaya başlıyor eve destek olabilmek için bu delikanlı. Önceleri gözü gibi baktıkları, dokunmadıkları kibritleri satıyor. Bir şey satmayı da bilmiyor aslında. Bir şey nasıl satılır, fiyat nedir bunların hiçbirini bilmiyor. Ama ilk gün satıldıktan sonra artık satılacak da kibrit kalmadıktan sonra annesi şerbet yapıyor, sonrasında çörek. Bunları satıyor ve satarken de sürekli çarşıda her haberi dinliyor. Okula gitmek istemiyor, Ülkemiz savaştayken okul okumanın anlamsız olduğunu düşünmeye başlarken bir gün Mustafa Kemal Paşa Ankara'ya geliyor trenle. Zaten trenleri seyretmeye bayılan çocuk, atayı görmek için oraya gidiyor. Sonra da her gün. Çünkü orada habere en yakın olduğu yer. Sonra meclis binasının yapıldığını öğreniyor. Meclisin damına konan kiremitlerin diğer evlerin damlarından toplandığını, mecliste konacak sandalye koltuk olmadığı için okulların sıralarının getirildiğini ve herkesin canla başla çalıştığını görüyor. Mehmet Akif Ersoy'un oğlu Emin'le tanışıyor. Mehmet Akif Ersoy kim diyor? Babam bir şairdir diyor çocuk. Ata çağırtmış onu. Fark ediyor ki ve etraftan duyuyor ki herkes günlük konuşmalarında hele şu savaş bitsin derken, bütün işleri ertelerken Mustafa Kemal hiçbir şeyi ertelemiyor. Öğretmenlerle görüşüyor, kitap okumaya devam ediyor, şairleri çağırıyor, sanatçılarla görüşüyor. Hayat bitmiyor. Asıl savaşın sonradan geleceğini, yeni bir devletin kurulmasının da çok zor olduğunu biliyor aslında atamız. Okumayı öğrenen çocuk özellikle de gazete satmaya başladıktan sonra her haberi okuyor, okumasını ilerletiyor ama yazmasının hiç de iyi olmadığını fark ediyor zaten annesi çalışıp bir şeyler satmasının okuldan daha önemsiz olduğunu düşünüyor. Okul çok önemli diyor. Tekrar okula gitmeye başlıyor. Ama eski öğretmenin yerinde yeni bir öğretmen, genç, güler yüzlü, neden okula gelmediğini soruyor. O da bu savaşta çarşıda olduğunu, bir şeyler sattığını, yeni haberler öğrendiğini söylüyor. Öğretmeni de diyor ki, sen hele okula gel, okul bittikten sonra haberleri bize de öğretirsin. Hem şu aksanını da düzeltiriz. Eski öğretmeni olsa beni döverdi diyor. Bir şeyler değişiyor ülkede sanki. Mustafa Kemal Atatürk'ün İstiklal Marşı yarışması yaptığını ve Mehmet Akif Ersoy'un kazandığını öğreniyoruz. O dönem klasik marş ve slogan halinde yazılan diğer dünya marşlarından çok farklı olarak bizim marşımız şairane ve çok içerikli yazılıyor. E tabi bildiğiniz gibi bizim için de çok kıymetli. Korkma diye başlıyor. İşte o korkma kelimesi ordumuzla birlikte aslında her bir vatandaşımıza da cesaret veriyor. Burası bizim vatanımız ve savaştığımız her yer bizim. Çocuk Atayı görmeyip kitabın başından beri isteyip ona bir sorusu olduğunu sormak istediğini söylüyor. Tam da 23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılacağı gün çalışmaya değil okula gidiyor ve okul arkadaşlarıyla birlikte tören için meclisin bahçesine gidiyorlar. Atayı görmeyi o kadar çok istiyor ki kendine İstiklal Marşımızın ilk kelimesini söylüyor. Korkma. Kimse gelmeden meclisin arka bahçesinden içeri giriyor ama bir askere yakalanıyor. Asker ona senin burada ne işin var derken Atay'a bir şey soracaktım diyor. Tam dışarı çıkartılacakken Mustafa Kemal Atatürk dışarı çıkıyor. Türkçesini düzeltmeye çalıştığı halde atam size bir şey soru verecektim diyor. Ata da soru ver gitsin diyor. Çocuk rahatlıyor. Babamı gördünüz mü cephede diyor. Benim babam şehit oldu da gelen trenlerde inanın herkesi karşıladım ve hepsine babamı savaşta gördünüz mü diye sordum ama hiçbiri tanımadı. Ata çocuğun omuzlarından tutup kendine doğru çekilip sarılıp kulağına eğiliyor. Cephedeki tüm babaları gördüm ben. Senin baban bundan böyle cumhuriyettir çocuk diyor. Oracıkta sanki babası gelmiş de kapıyı açmış da onun yüzünü görmüş gibi bayılıveriyor çocuk. Sonra kendine getiriyorlar. Öğretmeninin yanına dönüyor kimseye de anlatamıyor bu konuyu. Sonrasında meclisin kuruluşunun birinci yılı, vatanımızı kurtarma çabaları ve sonrasında Cumhuriyet'in ilanı. O dönem gazete satan çocuğun yollarda Cumhuriyet dün resmen ilan edildi. İlk reisi Cumhur Mustafa Kemal Paşa'dır. Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti diye bağırmasının sevincini okurken siz kendi içinizde de o sevinci yaşıyorsunuz. Sonra güzel haberler artıyor. Mustafa Kemal gençleri yurt dışında sanat eğitimi almaya gönderiyormuş. Muallim mektebi açılacakmış. Çiftçilere örnek olsun diye bir çiftlik kuruluyormuş. Topkapı Sarayı müze oluyormuş. Vesaire vesaire. Yıllarca hep kötü haberleri duymuş olan halkımız... ...ardarda güzel şeyler duymaya başlıyor. Artık annesi de ağlamıyor bu güzel çocuğun. Artık umutlu yarından. Artık fabrikalar açılıyor. Medeni kanun değişiyor. Zaten Latin alfabesi gelmiş. Çocuk annesine bile öğretiyor alfabeyi. Evinin duvarını Arapça harflerle yazdığı istiklal marşını... Latin harfleriyle de yazıyor bu güzel çocuk. Cumhuriyet 10 yaşına geldiğinde Mustafa Kemal Paşa 10. yıl nutkunu okurken gene 10 yıl önce olduğu yerde çocuk. Ama bu kez ne çörek ne şerbet satmak için, ne de gazete manşetlerini bağırmak için. Türkiye Cumhuriyeti'nin bir öğretmeni olarak orada. 10. yıl marşını dinleyip hep birlikte söylüyorlar. Bunları mutlu sonla biten bir hikaye gibi anlatmış bize Şermin Yaşar. Kitabın her sayfasında İlber Ortaylı Hoca'nın da o yılları ve tarih bilgileri anlatan cümleleri var. Ve tabii arada Gökçe Akgül'ün harika çizimleri. Bu kitabı çocuklarımıza okutalım. 100 yaşında olan Cumhuriyetimizin, daha bir ülke için çok genç olan ülkemizin ne şartlarda kurulduğunu, sadece cepheye giden, dönmeyen ya da yaralı dönen gençlerle savaşmadığımızı, annelerimizle, babalarımızla, çocuklarımızla, bebeklerimizle, dede ve ninelerimizle birlikte o savaşın içinde olduğumuzu, ve şimdiki hale gelebilmek için canla başla çalışıldığını öğretelim çocuklarımıza. Bu ülke için binlerce insanın, milyonlarca insanın çaba gösterdiğini, çok kıymetli olduğunu, vatan sahibi olmanın dünyada hiçbir şeye benzemediğini lütfen öğretelim çocuklarımıza. Ben bu videoyu kendim için çektim. Çok içimden geldiği için çektim. E, beğenilir mi, izlenir mi bilmiyorum. Ama tabii ki desteğinizi istiyorum. Kapanırken de yaşasın Türkiye Cumhuriyeti diyorum. Görüşmek üzere.